Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugün bu videomuzda sizlerle birlikte WordPress'in son zamanlarda en popüler temalarından bir diğerini, Bloxy temasını inceleyeceğiz. Bloxy temasını sıfırdan bir WordPress sitesi kurmak için kullanacağız. Bu ücretsiz tema ile birlikte Bloxy temasının nasıl kullanıldığını bu videoyu izleyerek öğrenmiş olacaksınız. Eğer ki internet sitesi yapmakla ilgili hiçbir bilginiz, hiçbir fikriniz yoksa bu videoyu izlediğinizde alan adı ve hosting satın alma işlemleri dahil sıfırdan kendi internet sitenizi nasıl kurabileceğinizi adım adım öğrenmiş olacaksınız. Bloxy temasının özelliklerini inceleyerek videomuza başlayacağız. Sonrasında bir alan adı hosting satın alma süreçlerini sizlere göstereceğim. Sonrasında satın aldığımız hostinge WordPress kurulumu yaparak videomuzu adım adım tamamlayacağız. Sonrasında da kurduğumuz WordPress sitesi içerisinde değişiklikler yapacağız. Öncelikle arkadaşlar bugün bu videoda kullanacağımız Bloxy sitesini inceleyerek başlıyorum. creativeteams.com/bloxy şeklinde bir adresi mevcut. Bu adrese girdiğinizde Bloxy oldukça şık, güzel bir görünümle bizi karşılıyor. Ana sayfasında kontrol ettiğimde, kaydırdığımda, aşağı doğru geldiğimde özelliklerini bu şekilde görüyorum. Bir önceki videoda Cadence temasını 2023'ün ilk videosunda sizlerle birlikte incelemiştik. Bloxy'de Cadence gibi çok popüler temalardan bir tanesi. Muhtemelen Cadence kadar gelişmiş değil ama belki bir yerden de ondan aşağı kalır yanı yok. Çok popüler bir tema. Güzel seçenekler sunuyor. Yine çok güzel bir ücretsiz sürümü var. Bu videoda sizlerle birlikte ücretsiz sürümünü inceleyeceğiz. Ana sayfası görünüm olarak benim çok içime sindi. Güzel gözüküyor. Gayet şık gözüküyor. Sayfa inşa edicilerle uyumlu olduğunu göstererek Bloxy bize açılış yapıyor arkadaşlar. Bugün bu videoda biz yine bir önceki videoda olduğu gibi Gutenberg sayfa inşa etme aracını kullanacağız. WordPress'in kendi aracıyla devam edeceğiz. Bloxy teması her şeyi özelleştirebileceğimizi bize söylüyor. Ek olarak Dart Mode ile alakalı bir düzenleme seçeneği sunduğunu söylüyor. Hatırlarsanız benzer bir şeyi Cadence temasında kullanmıştık. Header inşa etme aracı bize sunuyor. Bununla alakalı bilgiler veriyor. Arka planla alakalı renkler, seçenekler verdiğini söylüyor. Burada da çok tatlı bir hareket efekti var. Bunu ücretsiz de yapabileceğimizi zannetmiyorum ama geçişler çok hoş. Alt tarafa geldiğimde yazı tipleriyle ilgili gelişmiş seçenekler sunduğunu söylüyor. Modern bir arayüz olduğunu gösteriyor. WooCommerce'la uyumluluğundan bahsediyor ve temanın genel özelliklerinden bahsederek tema bizi karşılıyor. Bu şekilde özelliklerini söylüyor. Bir premium sekmesi var. Buraya tıkladığımda kuvvetle muhtemel Bloxy'nin pro sürümünü aldığımızda elde edeceğimiz özelliklerden tema bize bahsediyor. Header pro elementlerine tıkladığım zaman bunlarla alakalı şeyler geliyor. Custom fonts'a tıkladığımda bununla alakalı bir şey geliyor mu? Bakalım. Hayır. Bunlar muhtemelen parça parça alt alta tamamı bir arada duruyor. Burada bir başlık şeklinde göstermişler. Pro sürüme geçildiğinde elde edilecek avantajlar burada mevcut. Fiyatlandırma aşaması var. Ne yazık ki her zaman olduğu gibi fiyatlandırma aşamasından da bahsedeyim. Tek bir site için satın alma imkanı sunuyor. Bu tek kullanım için, bu şekilde kullanacaklar için güzel bir seçenek. Bir senelik 50 dolarlık bir ücreti var. Bu bence biraz pahalı bir ücret. Team Forest'ten ömür boyu güncellenen bir temayı bu fiyata alabiliyorsunuz. Yan tarafta profesyonel şeklinde bir lisans var. 5 tane site yönetecekler için yıllık 70 dolarlık ücreti var. Ve sağ tarafta da agency paketi yıllık 100 dolar şeklinde ücretlendiriyor. Lifetime bölümüne geçtiğimde burada fiyatı Bloxy temasının Cadence ve Astra'ya göre gayet güzel şekilde ucuzluyor. 300 dolara ömür boyu sınırsız site için kullanım sunuyor. Burada çok güzel ve şeffaf bir arayüz hazırlamışlar. Ücretsiz sürüm ve ücretli sürümde nelerin farklı olduğunu bize adım adım gösteriyorlar. Buraya incelediğimiz zaman daha böyle detaylı özelliklere geldiğimizde mantıksal sliderların, sidebarların yani sağ sütundaki, sol sütundaki kenar sütunlarının mantıksal olarak kullanılması, pro sürümde çeşitli seçeneklere, bölümlere temanın yerleştirebileceğimiz hooklar yine ücretli sürümde geliyor. Özel kod yerleştirmek için ücretli sürüme geçmemiz gerekiyor. İçerideki fontları muhtemelen kullandırabiliyor ama custom fontlar için ve Adobe fontları için Google fontlarını lokalden yüklemek için ücretsiz sürüme geçmemiz gerekiyor. Ekstra yazı tipleri de için ve gelişmiş mega menü için de özel olarak pro sürüme geçmemiz gerektiğini söylüyor. Alt tarafa doğru geliyorum. Header builder ücretsiz olarak veriliyor. Transfer header çok güzel. Sticky header çok güzel. Ücretsiz sürümde var. Mantıksal olarak koşullara bağlı birden fazla header yapma ücretli sürüme gitmiş. Bu mantıklı. Pro sürümde bunun olmasında sıkıntı yok. Header itemlerini kopyalamak, header'daki bileşenleri kopyalamak ücretli sürüme kalmış. Ana sayfada muhtemelen menü tarafında kullanabileceğimiz canvas seçenek pro'ya gelmiş. Gördüğünüz gibi olabildiğince pek çok alanda özelliklerin çoğunu ücretsiz sürümde de sunuyor. Ama böyle daha gelişmiş, daha böyle niş özellikleri pro sürüme saklamışlar.
WooCommerce tarafında da gelişmiş düzenleme seçeneklerini ücretsiz sunumda bize sunuyorlar. Mesela burada bir Single Product Layout şeklinde bölüm var. Yanında da bir More Info var. Buraya tıkladığımda muhtemelen evet galeri ile alakalı özelleştirme seçeneklerini ücretsiz olarak sunduğunu görüyorum. Çok güzel bir şekilde bu özellikleri de kullanabiliriz sizlerle birlikte. Alt tarafa geldiğimde sıklıkla sorulan sorular var. Çok temiz bir tasarım var. Bununla beraber site sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz sizlerle birlikte bir başlangıç tasarımlarına da göz atalım. Birazdan bu tasarımlardan bir tanesiyle sitemizi kurmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi çeşitli şablonlar burada başlangıç siteleri içerisinde bize sunuluyor. Bu 3 tanesi de yeni gelmiş. Gerçekten temiz ve şık duruyorlar. Bunlardan bir tanesini bugün içe aktararak bu temaları sizlerle birlikte denemiş olacağız. Bakın burada çok değişik bir header bölümü var. Bunu arka planını renklendirmişler. Çok şık duruyor. Home Decor tarafında da yine ücretsiz de kullanabileceğimiz güzel bir muhtemelen e-ticaret içinde uyumlu bir arayüz bize sağlıyor. Bunların her birini ücretsiz olarak sizler sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugün bu videoda biz de bunlardan bir tanesini seçip bu temalardan bir tanesini kurarak devam edeceğiz bu tema için. Gördüğünüz gibi temamızın incelemesini tamamladık. Şimdi isterseniz WordPress sayfamızı kuralım, hesabımızı kuralım ve temamızı İyice derinlemesine, incelemeye, kurcalamaya başlayalım. Şimdi bunu yapmadan önce bu videoyu ilk kez izleyenler için, sıfırdan kendi internet sitesini yapmak isteyenler için internet sitenizi nasıl barındıracağınızı, nasıl hosting satın alacağınızı göstermek istiyorum. İnternet sitelerinizi yaparken alan adı ve hosting satın almanız gerekiyor. Bugün biz bu videoda bir WordPress sitesi inşa edeceğimiz için Tourhost'un WordPress paketlerinden birini satın alarak sitenize başlayabilirsiniz. Tourhost'tan daha uygun veya Tourhost'tan daha pahalı seçenekler, alternatifler mevcut. Biz teknik destek hizmetinden çok memnun kaldığımız için ayrıca hızından da memnun olduğumuz için uzun zamandır Tourhost kullanıyoruz ve izleyicilerimize, müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Tourhost'un hosting paneline geldiğimde karşıma bu şekilde bir ekran çıkıyor. Yeni başlangıç projelerinde ikinci sıradaki paketi almak işimizi görecektir. Bu paketi tercih ediyoruz çünkü ilk pakette 1 core'luk CPU var, ikinci pakette 2 core'luk bir CPU mevcut. 2 core'luk CPU WordPress'in çalışması için biraz daha avantaj sağlıyor. En sağ geldiğimde 4 core'luk CPU'luk daha böyle pahalı bir pakette Tourhost bize sunuyor. Bugün bu videoda bu paketi satın alarak devam edeceğiz. Arzu ederseniz burada mail amacıyla, daha fazla mail kotası almak amacıyla kurumsal hosting paketini tercih edebilirsiniz. Veya Linux hosting paketleriyle ya da cPanel hostingle de bu site sorunsuz şekilde çalışacaktır arkadaşlar WordPress tarafında. Ben ikinci sıradaki paketi satın alarak başlayacağım. Satın al butonuna tıklıyorum. Bunu satın alırken benden bir alan adı da isteyecek. Hemen buraya alan adımı da giriyorum temsili olarak. Böyle bir alanı yok. Ben bunu bu videoda size göstermek için yapıyorum. Bu alanını da yıllık 9.72 dolara kaydederek devam ediyorum. Karşıma bu şekilde bir ekran çıkıyor. Bir yıllık hostingin bir yıllık alan adımla beraber ilk yıl için ödemem gereken tutar 46 dolar oluyor. Burada şunu unutmayın, bunlar yıllık olarak yenilenen ürünler. Eğer ki hostinginizi veya alan adınızı her sene yenilemezseniz alan adınız düşer. Hostinginiz sona erince sitenizdeki dosyalarınızı kaybedersiniz. Bunların her yıl ödenmesi gerektiğini de unutmayın. Şu an bu para 47 dolar gibi bir seviyede duruyor. Ben bunu TL'ye çevirdiğimde bugünün dolar kuruyla 878 lira gibi bir ücrete çıkıyor. Yarın siz bu videoyu izlediğinizde bu para değişmiş olabilir ama dolar cinsinden baktığınızda aynı şekilde görünecektir. Alt taraftaki şeylere herhangi bir ihtiyacımız yok. Şu an bu şekilde siparişi tamamla dediğimizde bir Tourhost hesabı oluşturarak ödemeyi devam ettikten sonra birazdan benim geçeceğim ekrana sahip olabilirsiniz. Ödemelerinizi tamamladığınızda karşınıza Tourhost'un içerisinde bu şekilde bir ekran çıkacak. Burada WordPress yönetimi sekmesine tıkladığınız zaman gelen hosting panelinizden rahatlıkla tek tıkla WordPress'inizi kurabilirsiniz. WordPress'i kurmadan önce hemen burada protokolü seçmenizde fayda var. Bir önceki videoda kadenz temasını kurarken HTTP seçmiştim. Burada HTTPS seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Arzu ederseniz sitenizin başında www noktada görünmesini istiyorsanız buradaki en alttaki bölümü de seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sitem için sitenin ismini, ayrıntılarını tema demosu şeklinde yazdım. Kullanıcı ve de şifremi belirledim. Burada bir e-posta adresi belirledim. Hemen Yeni WordPress oluştur butonuna tıklayarak WordPress'im kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Saniyeler içerisinde bu butonu tıkladıktan sonra WordPress'im kuruluyor. WordPress'im başarıyla kuruldu. WordPress'ime giriş yapmak için bakın burada sağ tarafta bulunan admin paneli butonuna tıklayarak WordPress panelime erişebilirim arkadaşlar. Bu butona tıklıyorum ve karşıma blogsy.benson.com şeklinde tertemiz WordPress arayüzü çıkıyor. Bu videoda düzenleme başlamadan önce Tourhost'un bize varsayılan da sunduğu Lightspeed Cache eklentisini pasif hale getireceğim. Çünkü Lightspeed Cache
Sitenin görünümünü ön belleğe alıyor. Site düzenleme işlemleri sırasında bunu açık bıraktığınızda yaptığınız değişiklikleri ön yüzde bazen göremeyebiliyorsunuz. Bu sebeple site kurulumum tamamlanana kadar Lightspeed Cache'i geçici olarak pasifleştiriyorum. Sonrasında görünüm temalar bölümüne geçiyorum ve üst tarafta bulunan yeni ekle butonuna tıklayarak temamı aramaya başlıyorum. Bakalım Bloxy teması mağazada mevcut mu arkadaşlar? Hemen Bloxy şeklinde bir arama yapıyorum. Daha önce de bu aramayı yapmışım. Bloxy aramasını yaptığımda karşıma Creative Teams'in yazmış olduğu Bloxy teması çıkıyor. Hemen buradaki kur butonuna tıklayarak temamı yüklemeye başlıyorum arkadaşlar. Temam şu anda yüklenmeye başlıyor. Evet, temamı yükledim. Hemen etkinleştir butonuna tıklayarak Bloxy temamı internet sistemde etkinleştiriyorum. Gördüğünüz gibi Bloxy'yi etkinleştirir etkinleştirmez karşıma bu şekilde temiz bir Bloxy arayüzü çıkıyor arkadaşlar. Bloxy'nin child theme bölümü var. Buradan arzu ederseniz Bloxy'nin child temasını indirebilirsiniz ve arzu ederseniz Bloxy ile alakalı farklı özelleştirme seçenekleri karşıma çıkıyor. Burada ikinci sekmede Useful Plugins şeklinde bir bölüm var. Burada da Bloxy'nin muhtemelen bize önerdiği kurmamız gereken kurabileceğimiz eklentiler, çeşitli seçenekler var. En son tab'da da bir ücretli ücretsiz versiyon karşılaştırması Bloxy burada da bize sunmuş durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bloxy temasını buradan kurduktan sonra Bloxy ile işlem yapabiliyorum. Üst tarafa bir starter stats şeklinde bir başlangıç template'leri geliyor arkadaşlar. İlk denememde bunu burada birazcık zor fark ettim ama sorunsuz bir şekilde bunu görebiliyorum. Gördükten sonra buradaki template'lerden herhangi birini içe aktararak bugün bu videoda sizlerle beraber bu temayı kullanmaya başlayacağım arkadaşlar. Geçen sefer benzer bir tema içe aktarmıştık Cadence temasında. Burada da şuradaki Web Agency arayüzünü aktararak devam edebiliriz. Veya bakalım şuradaki üst taraftaki şey nasılmış. Ön izleme de yapabiliriz. Bunlardan herhangi birini aktarabiliriz arkadaşlar. Şuna bir preview yapalım. Bir ön izleyelim bunu. Hoşumuza gidecek mi? Satın alma seçenekleri de sunuyor. Biraz da e-ticaret gibi. Bunu başka bir videoda içe aktarabiliriz. Ben bugün bu videoda hemen bu temayı tekrardan içe aktararak devam ediyorum. Web Agency arayüzünü içe aktarmak istiyorum. Üzerine geldiğimde de Gutenberg ve Elementor ile uyumlu olduğunu bu arayüzlerin bana sistem Bloxy söylüyor. Ben bugün bu Web Agency arayüzünü kurmak istiyorum. Gutenberg'le de uyumluymuş. Bakalım import butonuna tıklayarak başlayalım. Az önce bir child theme indirmiştim. Bunu bana burada da kurmamı öneriyor. Bu güzel bir şey. Bununla alakalı YouTube kanalımızda bir video var. Onu alt tarafta link olarak paylaşırım. Bu seçeneği işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Hangi arayüzü, hangi düzenleyiciyi kullanmak istediğimi bana soruyor. Burada Gutenberg'le devam ediyorum. Bu yükleme bölümlerini beğendim. Alt tarafa geldiğimde Gutenberg bloklarını ve WP form eklentisini yüklemek istiyor. Bunları da izin veriyorum. WP form eklentisi muhtemelen iletişim formları için. Bir üstteki de WordPress bloklarını biraz daha Blocks için geliştirecek bir eklenti olsa gerek diye düşünüyorum. Sonrasında da temalarla ilgili neyi içe aktaracağımı burada seçiyorum arkadaşlar. Muhtemelen en alttaki seçeneği işaretlediğimde hali hazırda Blocks'den farklı bir arayüz aktardıysam bunu siliyor. Üst tarafta da temanın seçenekleri, ayarları ve bileşenlerini içe aktarma seçeneklerim var. Install butonuna tıklıyorum ve temam yüklenmeye başlıyor. Bu internet hızınıza göre Blocks'in sunucunuzun hızına göre de değişiklik gösterebilen bir süreç. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Şu an %21'lik bölüm tamamlandı. Hızlı bir şekilde yükleme devam ediyor. Birazdan tamam yüklendikten sonra adım adım özelleştirmeye başlayacağım. Arzu ederseniz kendinize göre farklı template'leri de içe aktararak onlarla da kurulum sağlayabilirsiniz. %99'a geldim ve gördüğünüz gibi site başarıyla içe aktarıldı. Siteyi görüntüle butonuna tıklayarak ana sayfama geçiyorum. Gerçekten çok temiz bir arayüz var. Web Agency için güzel minimal bir arayüz sunmuş bize. Burada bir bölüm var ama buna tıklayamıyorum. More Details'a tıkladığımda burayı boş bırakmışlar. Çok güzel böyle bloklar karşıma çıkıyor. Bu arayüzü beğendim. Gördüğünüz gibi aslında Cadence'de aktardığımıza da benziyor. Bir fiyatlandırma bölümü var. Takımdan bahsetmiş. Renkler, fontlar çok güzel seçilmiş. Alt tarafa doğru geldiğimde footer da beni karşılıyor bu şekilde arkadaşlar. Hemen böyle bir services sayfası var. Buraya da tıklıyorum. Burada da biraz daha farklı birkaç böyle arayüz mevcut. Yine fiyatlandırmayı benzer şekilde buraya da eklemişler. Arka planda güzel geçişler var. Bir WooCommerce My Account bölümü de var. About bölümüne tıkladığımda buranın daha şık olduğunu görüyorum. Ek olarak burada arıyoruz şeklinde bir bölüm de var. İş ilanı için güzel bir link yeri olabilir. Gördüğünüz gibi takıma katılımla alakalı bir bölüm. Blog yazılarından bahsediliyor. Güzel üçüncü bir sayfaya da geçtikten sonra blog yazısı sayfasını görüyorum. Blog sayfası da gerçekten çok şık ve minimal duruyor. Burayı da beğendim. Blog yazıları burada karşıma çıkıyor. Son olarak da kontak iletişim sayfası karşıma çıkıyor. Burada da bir breadcrumb var. Bunların her birini
sayfayı düzenleye tıklayarak adım adım sizlerle beraber düzenleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi öncelikle Bloxy'nin ayarlarını inceleyerek başlamak istiyorum. Özelleştir butonuna tıklayarak Bloxy'nin ayarlarına dalış yapıyorum. Bakalım Bloxy bize neler sunuyor. Burada direkt giriş ekranında pro özellikleri gör şeklinde bir bölüm var. Alt tarafa doğru indiğimde de Bloxy'nin hali hazırda görmeye alışık olduğumuz arayüzden biraz daha farklı bir arayüz sunduğunu görüyorum. Az önce incelerken bu dark modu görmüştük sizlerle beraber. İsterseniz Bloxy'yi dark moda geçirip dark modda da inceleme, düzenleme işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Görünüm bir tık daha farklı olsa da iç taraf muhtemelen aynı. Gördüğünüz gibi genel ayarlarımız var. Header ayarlarımız, footer ayarlarımız var. Sidebar ayarlarımız var. Renklerle, tipografiyle, yazı tipleriyle ilgili ayarlarımız var. Bir performans ayarlarımız var ki tamamı açık olarak geliyor. Bunlar da güzel seçenekler. Güzel ayarlar sunduğunu söyleyebilirim. Blog postları ile alakalı ayarlar var. Blog sayfasındaki gruplandırmanın seçeneklerini sunuyor ki gerçekten temiz duruyor bu bölümde. Tekil blog yazısı ile ilgili ayarlar var. Bunların yerleşimi de bence gayet güzel olmuş. Buradaki blog postun genel kategoriyi gösterdiğini, alt taraftaki tekli yazının da yazıyı gösterdiğini rahatlıkla anlayabiliyorum. Kategori bölümüne tıkladığımda da blog kategorisi ile alakalı seçeneklerin olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorum. Sayfalarla ilgili de özelleştirme seçeneklerim burada karşıma çıkıyor. Ek olarak da geniş genel çekirdekteki WordPress ayarlarını da en alt tarafa almışlar. Güzel bir arayüz. Bu arayüzü de gerçekten oldukça beğendim. Şimdi genel ayarlara tıklayarak detaylara girmeye başlıyorum. Genelde layout'un içinde bir site genişliği ile ilgili alan mevcut arkadaşlar. İçerik bloklarının içerisindeki boşluğu seçebiliyoruz ve container ile ilgili genişlik ayarlarımız burada mevcut. Mobil ve masaüstüne indiğimizde bunlarla ilgili seçenekler karşımıza çıkıyor. Bu bölümü beğendim. Ben buraya 1290 yerine 1500 yaparsam sitem 1500'lük bir yerleşime gelecek. Ama benim ekranım birazcık büyük bir ekran. Normaldeki laptopun normal standart çözünürlüğünde 1350 pikselle kullanacak kullanıcılar için burayı çok da büyük yapmamakta fayda var. Layout'u birazcık kurcaladıktan sonra buton ayarlarına geliyorum. Buton ayarlarında gördüğünüz gibi minimum yükseklik ayarı bize sunulmuş. Minimum yüksekliğimi 90 yaparsam ne olacak bakalım, bir şey değişiyor mu? Butonlarla alakalı herhangi bir değişiklik şu an göremedim. Tekrardan bunu 40'a çekiyorum, hatta 50 yapalım. Dizayn bölümüne geldiğimde butonların dizaynı ile alakalı seçenekler de var. Burada bir radius ayarı var. Sağdan soldan verilen boşluklarla alakalı düzenlemeler yapabiliyorum. Bunları sildiğimde bunlar yansıyor mu sorunsuz bir şekilde? Evet, sanırım bu ayarları önce yayınlamam gerekecek siteme yansıması için. Şurada bir yeniden de açalım bunu, bir kontrol edelim. Yaptığımız değişiklikler yansıyor mu temamıza? Evet, burada da bir bug olabilir. Belki bir problem olabilir. Bunlarla alakalı değişiklikler yaptım. Yaptığım bu genel değişiklikler buraya yansımadı. İlk turdan bu boşlukların hatalarını görmem hoş olmadı. Bakalım radyuslarla, yuvarlıkla ilgili, kenar yuvarlaklığı ile ilgili ayarlarım var. Bunlarla ilgili değişiklik yaptığımda bir şey olabiliyor mu? Bunları da gördüğünüz gibi değiştirdiğim zaman burada herhangi bir değişiklik olduğunu görmüyorum. Belki de bu ayarlar buraya bağlı olmayabilir. Varsayılana getirdiğimde de hali hazırda kullanmadığım şekilde bir görünüm alıyorum. Ama şurada sağ üst taraftaki butonun değiştiğine dikkat ettim az önce. Bunu 1'e çektiğimde gördüğünüz gibi yaptığım değişiklikler burada bu butonda gözüküyor arkadaşlar. Şuraya bir 50 yapalım. Ondaki değişiklik yansıyor mu? Bu da yansımadı. Ayarla alakalı olabilir. Buraya çok kurcalamadan gidiyorum ama burada muhtemelen bug'lar var. Alt tarafa geldiğimde breadcrumb ile ilgili ayarlarım var. Breadcrumb ile alakalı ayarlarımı burada yapılandırabiliyorum. Nerede olması gerektiği ile ilgili seçeneklerim var. Form elementleri ile ilgili yapabileceğim düzenlemelerin olduğu alan burada mevcut. Bu da gayet güzel. İçerik girişi ile ilgili çeşitli seçeneklere sahibim. Sosyal medya hesaplarımı paylaşabileceğim bir bölüm karşıma çıkıyor ki burada oldukça fazla sayıda sosyal medya hesabı var. Bu da güzel bir görünüm. Bunu da rahatlıkla kullanabiliriz diye düşünüyorum. Alt tarafa doğru geldiğimde ziyaretçi etkileşimi ile alakalı bir seçenek var. Burada da Google Analytics kodumuzu girebileceğimiz bir alan mevcut. Ek olarak da şema markup işaretlemesini yapıyor. Bu da SEO için güzel bir özellik olmuş. Scroll to top'u açabiliyorum. Bunu açtığım zaman sağ veya soldan yukarı kaydır butonu gelecek. Sağ taraftan geldi. Güzel bir şekilde buradaki bölümüne tıkladığımda bunlarla alakalı özelleştirme ayarları da tema bana sunuyor. Bunların şeklini, görünümünü değiştirebiliyorum. Bu ayarı da beğendim. Website frame şeklinde bir bölüm var. Bunu seçtiğinde web sitesine bir çerçeve ekliyor. Bu da gayet güzel gözüküyor. Bu ayarı da beğendim. Ayarları düzenle şeklinde bir bölüm var. Burada da tema ayarlarını içe dışa aktarma seçenekleri mevcut. Çok derine girmeden bu bölümden çıkıyorum. Hemen Header Builder bölümüne geliyorum. Hintliler gibi konuştum. Buraya geldiğimde yine header inşa etmek için iki parçalı bir alana sahip olduğumu görüyorum. Burada sol tarafa menüyü almışız. Bunu menüyü sağa doğru alabiliyor muyum? Buraya doğru bakalım.
ortaya da sürükleyebiliyormuşum. Menüyü ortaya sürükledim. Bunların yerlerini sorunsuz bir şekilde değiştirebiliyorum. İstersem 3 parçalı header kullanımı da yapabiliyorum. Arzu edersem buradaki alanları rahatlıkla değiştirip düzenleyebiliyorum. Burada üzerine geldiğimde artı şeklinde bir buton görmüyorum. Bu benim alışık olduğum header düzenleme araçlarından bir tık daha farklı. Sol taraftaki seçenekleri kuvvetle muhtemel içe aktarabiliyorum. Buradaki alanları kullanabiliyorum içe aktarmak için. Buradaki ekans alanını içe dışa istediğim yere aktarabilirim. Hemen bu ekansı buradan kaldıralım. Hatta şöyle şuraya atalım. Buraya çıkıyor mu ne oluyor bakalım. Hatta buradan çıkarttığımda muhtemelen burada aktif hale gelecek. Gördüğünüz gibi hesabım bölümünde sağdan sola doğru atmış oldum. Üzerine tıkladığımda butonunda bir üst sekmeye veya bir alt sekmeye header'ın 3. parçasına atabilirim. Header Builder benim kullanmayı çok sevdiğim bir araç. Ben header yaparken genellikle bu araçtan faydalanıyorum. Platform temasında sıklıkla kullandığım Astra temasında ve geçenlerde sizlerle birlikte incelediğim Cadence temasında bu özellikler sorunsuz çalışıyor. İsterseniz buraya bir search ikonu da atabiliyorsunuz. Bakalım search nasıl duracak? Search'ü de atalım. Şuraya search butonunu da ekleyebiliyorum. Tema ayarlarıyla uyumlu. Üzerine tıkladığımda da search ile alakalı düzenleme seçenekleri karşıma çıkıyor. Temiz bir arayüz olmuş. Kullanışta da iki tane menü kullanmama izin veriyor. Arama buton eklememe izin veriyor. Bir adet buton eklememe izin veriyor. Ve header'larla alakalı muhtemelen birden fazla header'la alakalı seçeneğim var. Tıkladığımda alt tarafa sticky functionality şeklinde bir seçenek var. Bunu seçtiğim zaman yapışkan header'ım aktif hale geliyor. Yapışkan header'da da hangilerinin yapışkan olacağını burada bana seçtiriyor. Sadece ana header, üstteki tablarla birlikte header, 3 header'ın tüm parçalarıyla birlikte ve alttaki seçeneklerle beraber sadece tab row'u veya sadece atıyorum buradaki alttaki satırı aşağı yapışkan header'da gösterme seçeneklerine sahibim. Bunlar da güzel olmuş kullanıcı deneyimi açısından diyebilirim. Alt tarafa doğru da kaydırırken kullanabileceğim çeşitli efektler var. Slide down'u seçtiğimde bu şekilde alta iniyor. Fade'i seçtiğimde de muhtemelen aşağı inerken gördüğünüz gibi bu şekilde biraz daha farklı efekt alıyor. En alttaki seçenek benim sevdiğim bir seçenek. Aşağı indirdiğinizde gözükmüyor. Bir tık yukarı kaldırdığımda header tekrardan gelecek. Bunu da kullanabilirsiniz. Ücretsiz sürümde güzel özellikler sunmuş. Ne zaman hangi sitelerde görüldüğünü, hangi arayüzlerde mobil mi masaüstü mü görüleceğini de seçebiliyorum. Burada bir functionality şeklinde bir seçenek var. Transparan header ile alakalı. Bunu seçtiğimde header'ın transparan olmasıyla ilgili de düzenleme yapabiliyorum. Bunu yaptığımda da mantıksal özellikler ekleyebiliyorum. Bu transparan header'ın tüm sitede görünür olup olmayacağını 404 sayfalarında veya spesifik olarak bazı sayfalarda kullanıcıların da rolüne göre görünür olup olmayacağını seçebiliyorum. Muhtemelen bunlar da Pro arayüzden içeri gelen güzel seçenekler. Bunlarla alakalı değişiklikler yapabiliyorum arkadaşlar. Hemen bir transparan aktif hale getirdikten sonra transparan header'ı değiştirebiliyor muyum diye logo alanına tıklıyorum. Muhtemelen buradan transparan logomu da rahatlıkla değiştirebileceğim. Bunu da gerçekten güzel bir şekilde beğendiğimi söyleyebilirim. Burada ben bu ayara nereden geldiğimi şu an hatırlayamadım. Header'lara tıkladığımda buradan gelmiştim. Evet, hemen en alta geliyorum. Transparan header'ımı kapatıyorum. Header düzenleme incelemelerime devam ediyorum. Transparan header'ı kapattığımda daha güzel gözüküyor. Header ayarlarını da beğendim. Ücretsiz bir tema için gerçekten güzel seçenekler sunmuş. Footer bölümüne geldiğimde sitenin en alt tarafını düzenleyebileceğim alan karşıma çıkıyor. Yine Cadence ve Astra temalarında görmeye alışık olduğum 3 satırlı düzenleme özelliği burada da mevcut. Hemen burada bir tab row'a tıkladığımda bunlarla alakalı ikinci sekmeye geçtiğimde design, ilk sekmeye geçtiğimde genel ayarlar mevcut. Buradaki görünümleri rahatlıkla seçebiliyorum. Hemen middle row, ortadaki row'u seçtiğinde de buradaki arayüzlerin nasıl görünmesi gerektiğiyle ilgili hızlı bir şekilde kolay yapabileceğim ayarları görüyorum arkadaşlar. Sol taraftaki bu sütunu geniş seçmişiz. Bunu seçtiğimde hepsi birbirine daha eşit hale geliyor. Tekrar buna döndüğümde sol taraftaki ölüm biraz daha açık hale geliyor arkadaşlar. En altta bir copyright bölümü var. Bunu da sorunsuz şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Ben ilk orijinal temamı bu alanı değiştirmek için satın almıştım. Astra temasını kullanmıştım o zamanlar. Sonrasında bunu kodla da yapabileceğimi öğrendim ama satın almış bulunmuştum. Gördüğünüz gibi footer tarafında da güzel ayarlar mevcut. Buradaki bileşenleri farklı yerlere sürükleyerek 3 parçalı footer'dan da faydalanabilirsiniz. Her bir parçanın üzerinde çark bölümü mevcut. Oradaki çarka tıkladığınızda parçanın ayarları karşınıza çıkıyor. Nasıl bir yerleşim olması gerektiğini rahatlıkla seçip bu alanları hoş bir şekilde kolayca sürükle bırak düzenleyebiliyorsunuz. Header Builder aracını da sevdim. Buradaki widget'ların içlerini düzenlemek istediğinizde de WordPress'in blokları özelliğini kullanarak buradaki widget'larda düzenlemeler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada yazılar mevcut. Alt tarafa geldiğinde burada da sosyal medya linkleri mevcut. Bunlardan her birini
adım adım tıklayıp linkleyip düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlarla alakalı işlemler yapabilirsiniz. Bunlardan herhangi birini aktif hale getirip pasif hale getirebiliyorsunuz. Bunlarla alakalı düzenleme seçenekleri de burada karşıma çıkıyor. Bu bölümü de beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Tema ayarlarının hızlıca üzerinden geçmiş oldum. Hemen böyle bir sidebar'a da bakayım. Sidebar'ı da seçmemle alakalı bana özellikler sunuyor. Sidebar'ı nasıl yapılandıracağını burada gösteriyor. Şu an burada sidebar'ı görebileceğim bir alan bu temada, bu arayüzde kuvvetle muhtemel yok. Bunlardan herhangi birini seçsem de sidebar dediğimiz bu sağdaki yapışkan sabit sütunun nasıl görüneceği ile ilgili düzenleme yapamayacağım. Bakalım blog detay sayfasında var mı? Belki orada ne olduğunu görebiliriz. Yok. Blog sayfasında da yerleşim sidebar olmadan yapılmış durumda. Sidebar ayarına geçtikten sonra color'larla alakalı, renklerle alakalı ayarlar burada karşıma çıkıyor. Alt tarafa doğru buraya güzel bir buton eklemişler. Bu buton hoşuma gitti. Birazcık gerçi görünümü kötü gibi duruyor ama alta doğru tıkladığımda geçiş yapabileceğim farklı alternatif paletler de bana sunuyor. Şu an 11. paletteyim. 10. palete geçtiğinde sitenin rengi baştan aşağı değişiyor arkadaşlar. Bu renk çok hoş mu? Bununla uyumlu mu? Değil ama rengi bu şekilde değiştirebiliyor olmak çok güzel. Bakın maviye geçtiğimde bir tık daha uyumlu bir renge geldim. Bunu seçtikten sonra hangi bölümde hangi rengin kullanılacağını da seçebiliyorum. Burada birden fazla hazır palet sunuyor olmasını beğendim. Bunların arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Bu tema, bu arayüz sarı renkte kaldığı için, tasarlandığı için ben de burada bu renkte kalacağım. Sitenin genel arka plan rengini de buradan Site Background bölümünden değiştirebiliyorum. Arzu edersen buraya gradyanı da seçebiliyorum arkadaşlar. Kadens temasında da bu alanı çalıştıramamıştık. Blog sitede bu bölüm sorunsuz şekilde çalıştı. Burada varsayılan renkleri hemen bir gidip gel yapalım. Renkler de değişsin. Hata yanlış olmasın. Renkler bölümünü de beğendim. Renklerini de sorunsuz değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yazı tipi ile alakalı bir bölüm var. Yazı tipinde bakalım neler seçtirecek bize. Sistem default şeklinde bir yazı tipi var. Bu yazı tipini kullanıyorum. Ek olarak aşağı doğru kaydırdığımda farklı yazı tiplerini seçebileceğimi Bloxy bana gösteriyor. Bloxy'de yazı tiplerinin altında nasıl göründüğü ile alakalı da bir seçenek var. Simple dummy text şeklinde basit yer tutucu metinde bu yazı tiplerinin fontlarının nasıl durduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Bu güzel bir arayüz olmuş. Burada aradığım herhangi bir fonta da mutlaka rahatlıkla geçebilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Bakalım neler var neler yok. Buradan bir fonta geçelim. Google fontu seçtiğimde Google fontuna da bir uyarı vererek sistem geçiş yapıyor arkadaşlar. Fontu değiştirdiğimde sistemin çok da güzel görünmediğini gördüm. Hemen varsayılan fonta tekrardan dönüyorum. İlk sütundan, ilk bölümden fontu yan taraftan yüksekliğini ve kalınlığını, hemen bir yan tarafta da regular şeklinde çeşitli düzenleme yapma seçeneklerine sahibim arkadaşlar. Hemen buradan sistem default'a geçiyorum. 16 piksellik font size'ını buradan arzu edersem büyütüp değiştirebilirim. Web Agency fontunun alttaki fontların büyüdüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan özgünlüğe dönüştürerek font ayarlarını da bırakıyorum. Alt tarafa doğru indiğimde gördüğünüz gibi base genel fontu düzenlemiştim. Alt tarafta başlıklar içinde farklı fontlar, butonlar içinde farklı fontlar seçme seçeneğine sahibim. Bunlar da güzel ayarlar. Bu bölümleri de beğendiğimi söyleyebilirim. Performans ayarları, bunların tamamı açık olarak geliyor. Güzel ayarlar, bunları açıkta bırakabilirim. İsterseniz CSS ile alakalı da çeşitli düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Bu bölüme çok kurcalamanızı tavsiye etmem. Blog tarafına geldiğimde de blogla ilgili ayarlar karşıma çıkıyor. Blog yazılarında kullanabileceğim ayarlar, düzenlemeler burada karşıma çıkıyor arkadaşlar. Şöyle blog bölümüne tıkladığımda muhtemelen bunlar o ayarları daha rahat görebileceğim yerler. Burada title'ı kapattığımda blog tarafındaki title'ın gittiğini görüyorum. Bakın blogun ana sayfasındaki title'ı buradan ayarlayabiliyorum. Bu temanın genel blog sayfasının ayarı. İç tarafta böyle bir geri geldiğimde blog kategorisi içinde ayarlar yapabilme seçeneğine sahibim. Şuradaki agency kategorisine tıklarsam buradaki düzenlemelerde bana buradaki layout'la görünümle alakalı ayarlar, seçenekler sunuyor. Buradan farklı bir ayara geçtiğimde gördüğünüz gibi buranın görünümünü de değiştirebiliyorum. Bunlar da gerçekten çok hoşuma gitti. Çok temiz arayüzler. Sorunsuz bir şekilde ayarlar yapabiliyorum. Bu incelemeleri yaptıkça da Astra temasından ufak ufak gönlüm geçiyor. Astra'nın ücretli sürümünden daha hoş gözüküyor diyebilirim bunlara. Astra'yı da hemen gömmeyelim ama gerçekten güzel ayarlar sunmuşlar. Blokların tekte yazı tiplerine girdiğimde hemen burada gördüğünüz gibi right sidebar'ı da açabileceğim seçenekler karşıma çıkıyor. Az önce size gösteremediğim sidebar'ı buradan arzu edersem açabilirim. Tam genişlik veya sıkışmış
kenarları boşluklu genişliklerde seçim yapabiliyorum arkadaşlar. Bu görünümler de gerçekten hoş duruyor. İçeriklerin nasıl yerleşeceği ile ilgili çeşitli seçeneklere sahibim. İçerik alanının nasıl yapılandırılacağı ile alakalı bir ayara sahibim. Gördüğünüz gibi buradaki gri alanı adım adım buradaki seçenekler değiştiriyor arkadaşlar. Farklılaştırıyor. Öne çıkan resim olsun mu olmasın mı, bunları yapabiliyorum. İçeriklerin tekleri, etiketleri, paylaş kutusu, yazar kutusu, sonraki içerikleri gösterecek yönlendirme kutuları olsun mu olmasın mı, bunlarla alakalı da güzel seçenekler sunuyor tema bana. Bunların da gerçekten güzel şekilde göründüğünü söyleyebilirim. Buradaki ayarları da buradan adım adım yapılandırabilirsiniz arkadaşlar. Post types'ın altına geçtiğinde de sayfalarla alakalı seçenekler var. Ben bu görünümü çok beğendim. Bu görünüm benim hoşuma gitti. Sayfalarla alakalı da bayağı bir düzenleme seçeneği tema bize sunuyor. Siteyle alakalı genel WordPress ayarları da en alt tarafta karşıma çıkıyor. Yazar sayfası ile alakalı da burada blog sisteması bize çeşitli düzenleme seçenekleri sunuyor. Blogsy de tema tarafında bizden geçer not alıyor. Gayet güzel bir arayüz sunduklarını söyleyebilirim. Şimdi sitenin ana sayfasına giderek incelemelerimize devam edelim arkadaşlar. Kontak kısmına bir geçelim. Bir önceki videomuzda Cadence temasında kontak kısmında formu normal şekilde attıklarını söylemiştim. Ama burada kontak sayfasına geldiğimde formu muhtemelen WP Forms'la yüklediklerini görüyorum arkadaşlar. Hemen bu sayfayı bir düzenle diyerek forma bakalım. Burada düzenleyici nasıl olacak? Bunları bir inceleyerek başlayalım. Gördüğünüz gibi buraya bir kısa kodla breadcrumb'ı yerleştirmişler. Alt tarafta başlık alanlarını düzenleyebileceğim çeşitli seçenekler var. Bu alana tıklar tıklamaz da karşıma bununla alakalı stil seçenekleri çıkıyor. Bu görünümleri de gerçekten beğendim. Hemen alt tarafta da bir yapışkan navigation bölümü benim karşıma çıkıyor. Burada hangi satırda, hangi sütunda, nerede işlem yaptığımı sistem bana gösteriyor. Bu bölümü de sevdim. Bunu buradan taşıyabiliyor muyum? Hayır. Genel sayfa kısmına tıklarsam üstten sayfa ayarlarına, blog bölümüne tıklarsam blogla ilgili ayarlara düzenlemeler yapabiliyorum. Blog tıkladığımda muhtemelen blogla ilgili ayarlar, style'a tıkladığımda da bu blogla alakalı özelleştirme seçenekleri karşıma çıkıyor. Şu alt taraftaki alanı çok sevdim. Hemen burada bir container kolum var. Bunların da içerisine bakıyorum. Bu alanı da bu şekilde inceledikten sonra sizlerle beraber şöyle bir alt alana tıklayarak forma geçelim. Forma geçtiğimde gördüğünüz gibi buradan seçebileceğim basit kontak formu buraya gelmiş görüyorum. Formlarımızı WP formun içerisinden yapılandırıp buradan da düzenleyebiliyoruz. Düzenleme seçeneği Pro'da olmadığımız için muhtemelen bize sunmuyor. Buradaki görsele tıkladığımda görselle alakalı da çeşitli düzenlemeler yapabiliyorum. Varsayılan da görselim bu şekilde gözüküyor. Kenar kıvrımlarını, görsellerin düzenlemelerini rahatlıkla burada düzenleyip tamamlayabiliyorum arkadaşlar. Bu alanlarda gerçekten hoşuma gitti. Buradaki alanların her birini blog tarafından düzenleyebiliyorum. Alt tarafa geldiğimde bir fiyat bölümü çıkıyor. Bu alana tıkladığımda da bununla alakalı düzenleme seçenekleri çıkıyor. Anladığım kadarıyla burada her bir bloğa, section'a tıkladığımda onun içerisindeki düzenleme alanlarını Blogsy bana adım adım gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi bir tane kolum container'ı var. Onun içerisinde bir sabit sütun var. Bu sütunun içerisinde de şurada iki tane satır olduğunu görüyorum. Hemen alta geçtiğimde gördüğünüz gibi bir container daha var. Burada iki tane sütunum var. Adım adım bu alanların yapılandırmalarını Blogsy bana sunuyor. Sağ sola çektiğimde genişliklerini de sorunsuz bir şekilde ayarlayabiliyorum diye görüyorum burada arkadaşlar. Paddinglerle ilgili seçenekler var. Gerçekten bu arayüz güzel geldi bana. Burada düzenlemek için çok zorluk çıkartmayacakmış gibi duruyor. Hemen buradan tekrardan çıkış yapıp ana sayfamı incelemeye başlıyorum. Ana sayfayı da biraz daha kurcalayarak videomu sona erdireceğim. Ana sayfada daha fazla element var. O yüzden tekrardan ana sayfaya döndüm. Sayfayı düzenle butonuna tıkladığımda ana sayfayla alakalı çeşitli düzenlemeler yapabileceğim ekran karşıma çıkıyor. Gördüğünüz gibi Elementor'a benzer şekilde her bir alanın üzerinde yapabileceğim düzenleme seçenekleri beni karşılıyor. Gerçekten WordPress'in blokları iyi yol almış. Blog sisteması da kendi yüklediği özelleştiricisiyle beraber burayı biraz daha şık hale getirmiş. Buradan herhangi bir alanı tıkladığımda sağ tarafta düzenleme işlemine göre değişiklik gösterecek. Şu an bir bloğa tıkladığımda bir blok seçmediğim için bana herhangi bir arayüz göstermiyor. Burada sağ üst tarafta birkaç ayar var. Bunları da kurcalamak istiyorum. Buradaki ayarın üzerine geldiğimde sabitlenebilir seçeneklerle alakalı bir seçenek var. Buradaki ayarları, seçenekleri yapılandırabiliyorum. Genel ayarlarımı düzenleyebiliyorum. Bunlar da güzel ayarlar olarak karşıma çıkıyor. Blogsy ayarını tıkladığımda da Blogsy'nin sayfayla alakalı sunduğu ayarları yine Blogsy'ye özgü bu güzel arayüzle karşıma çıkartıyor. İstersen bu sayfaya özel olarak header'ı, footer'ı pasif hale getirebiliyorum. Bunlar da hem şık gözüküyor hem de güzel ayarlar olarak karşıma çıkıyor. Bu ayarları bıraktıktan sonra tekrardan buradaki çarka tıklayıp hemen buradaki alanları düzenlemek istiyorum.
İlk bölüme tıklayarak başlıyorum arkadaşlar. Buradaki resme tıkladığımda gördüğümüz gibi karşıma bir tane kolum çıkıyor. Bu kolumun style bölümüne geldiğimde de kolumun stiliyle alakalı düzenlemeler yapma seçeneğine sahibim. Ortalı olarak yaptığımda bu yazılar ortalanıyor. Sola hizala dediğimde gördüğünüz gibi bu yazıların yerlerinde ufak tefek değişiklikler oluyor. Advanced tabına geçtiğimde de buradaki arka planlarla alakalı daha gelişmiş özelliklere sahip oluyorum. Custom CSS'e merhaba diyor. Merhaba diyor. Bu premium bir özellikmiş. Elementor'da ücretli diyecektim. Burada da ücretliymiş. Burada genel ayarlarım var. Genel ayarlarla alakalı düzenlemeler yapabiliyorum. Burada position'la alakalı, konumlandırmayla alakalı çeşitli seçeneklerim var. Burada arzu edersem opacity'yi ayarlayabiliyorum. Z-index ayarlarım mevcut. İçeriğin görünür olması için güzel bir ayar bu. Bununla alakalı düzenlemeler yapıyorum. Ve ek olarak da buradaki içeriğin konumlandırmasını adım adım sağ sola buradan düzenleyebiliyorum. Dönüşümlerle alakalı geçiş efektlerinin olduğu yerler muhtemelen pro sürümde. Özel olarak da buralara isimler verebiliyorum. Scroll to top gibi kaydırma işlemleri için bunlar da kullanılabilir. Ben buraya bir isim verdiğimde deneme şeklinde ve butona kare deneme şeklinde, hashtag deneme şeklinde bir link verdiğimde bu section'a, bu bölüme kayacak. Bu o işe yarıyor arkadaşlar. Responsive ayarları var. Bilgisayarda gizle, tablette gizle gibi çeşitli seçenekleri burada bize sunuyor. Mantıksal olarak gösterim ayarları var. Yine bu da ücretli sürümde var. Ek olarak da gelişmiş ayarlar mevcut. Blok bölümüne tıkladığımda da burada altta karşıma background seçeneği çıkıyor. Arzu edersen buradaki background'u ortam kütüphanesinden farklı bir görselle değiştirebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu alanı ben başka bir görselle değiştirdim. Memnun kalmadım. Hemen buradan geri al butonuna tıklayarak tekrardan eski haline getirebiliyorum. Burada size ve spacing şeklinde bir alan var. Genişlikleri buradan düzenleyebiliyorum. Paddingler verebiliyorum. Buradaki düzenlemeleri de sorunsuz bir şekilde yapabiliyorum arkadaşlar. Tekrardan bunu da eski haline getirdim. Buradaki her bir alanla elementle rahatlıkla oynayabiliyorum. Ek olarak burada boşluklar var. Üzerine gelerek bunları da sorunsuz bir şekilde düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Bu alana değiştiği dilediğim başlığı da ekleyebilirim. Evet, Gutenberg blokları düzenleme için gerçekten güzel arayüzler sunuyor. Butona tıkladığımda düğmenin ikonunu, ayarlarını buradan adım adım yapılandırabiliyorum. Buna tıkladığım anda sağ tarafta da bununla alakalı çeşitli seçenekler karşıma çıkıyor. Düzenleme ayarlarını, link bölümünü buradan adım adım düzenleyip belirleyebiliyorum. Bu bölüm biraz belki solda olsa daha hoşuma giderdi ama belki bununla alakalı bir ayar vardır. İlk kurcalamada gayet güzel, hoşuma gitti. Burada alt tarafta yine bir başka arka section var. Bu section'a tıkladığımda bununla alakalı da düzenlemeler yapabiliyorum. Background burada aktif olarak gözüküyor. Kapatırsam background'ı kapatabilirim. Burada background içinde hazırladıkları güzel bir tasarım, minimal bir tasarım var. Burada da iç tarafına doğru indiğimde iç bölümlerin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şuradaki alan bana navigation alanı, bu alanı sorunsuz bir şekilde anlamamı sağlıyor. Şöyle bir navigation'a tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane sütun var. Sütunun iç tarafında bir tane daha sütun var. O sütunun içinde de bir tane container. Container'ın içerisinde de burada gördüğümüz sütunlar var arkadaşlar. Bu ikili alanları birer sütun olarak tasarlamışlar. Sütunların içerisinde de iç sütunlar var. Elementor'un bu yeni geçtiği bir yapı. Blocks tarafında bu WordPress'in bloklarıyla halihazırda kullanılabilir durumda şu an. İstersen buradaki blokların yerlerini değiştirip farklı alanlara alabilirim. Şu an ilk denemelerimde birazcık kaydırma yapmış olabilirim. Acaba buradan düzenleyebiliyor muyum? Bakalım. Bu bloğu tıkladığımda yerini değiştirebiliyor muyum? Evet, sürükle butonu var. Buna tıkladığımda buradan da sürükleme işlemini yapabiliyorum arkadaşlar. İstersem üst tarafa, istersem alt tarafa alabiliyorum. Bu şu an alışık olmadığım bir arayüz. O yüzden şu an ilk çevirmelerimde belli başlı hatalar yapıyor olabilirim ama zamanla kullana kullana bu arayüzlerin her birini sorunsuz bir şekilde özelleştirmeyi öğrenebilirsiniz sizler de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bloxy güzel bir arayüz, güzel bir deneyim bizlere sunuyor. Her bir alana tıkladıktan sonra her birini sorunsuz bir şekilde tasarlayıp düzenleyebiliyorsunuz. En alt tarafa geldiğimde de karşıma bu şekilde bir bitiş ekranı çıkıyor. Artı bölümüne tıkladığımda da içeri aktarabileceğim bloklar karşıma çıkıyor. Tamamını gör dediğimde de burada Bloxy ile alakalı bana gelen blokları burada görüyorum arkadaşlar. Bloxy'nin bana sunduğu üst taraftaki seçenek her birini sağ tarafa ekleyerek bunlarla ilgili düzenlemeler yapabiliyorum arkadaşlar. Buradaki şeyleri kullanabiliyorum. Modeller bölümü, bunların WordPress'ten geldiğini artık kesin olarak kanaat getirdim. WordPress'in bize sunduğu öne çıkan kullanabileceğim modeller var. Bir de üst tarafta Design Library bölümü var. Buna da tıkladığımda kuvvetle muhtemel içe aktarabileceğim hazır arayüzleri göreceğim. Yine ne yazık ki Elementor'da olduğu gibi UI kitlerin pek çoğunda premium şablonlar mevcut. Bazılarında premium yok. Bunlardan herhangi birini tek tıklamayla premium olmadığı için içe
içe aktarabilirim. Hemen bunu bir aktarıp denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde parallax efekte bu bölümde içe aktarılmış oldu. Arzu ederseniz buradan spesifik olarak farklı alanları da Design Library bölümünden içe aktarabilirsiniz arkadaşlar. Burada neler var neler yok bir de bunlardan bakalım. UI kits'ler var. Bunlar tasarımı kolaylaştıracak hazır bloklar. Görünüm çok mükemmel gelmedi ama iş yapar gibi duruyor. Wireframe seçenekleri var. Bunlar da çok güncel durmuyorlar ama ilk bakışta öyle geldi. Aşağı doğru indirdiğimde daha hoş şeyler var. Bunları da tek tık da içe aktarıp kullanabilirsiniz. Blok Designs bölümünde de yine Premium'da bazıları sınırlı olmak kaydıyla içe aktarabileceğim, kullanabileceğim çeşitli düzenleme seçenekleri karşıma çıkıyor. Blok sisteması da gerçekten benim için güzel seçenekler sunuyor. FAQ'ya tıkladığımda sıklıkla sorulan sorularla alakalı içe aktarabileceğim bloklar da karşıma çıkıyor. Bunları da rahatlıkla premium olmayanlarını tek tıkla içe aktarıp kullanabilirim. Bunu seçtiğimde, bu wireframe'i içe aktarmayı seçtiğimde gördüğünüz gibi wireframe'in içe sorunsuz şekilde aktarıldığını görüyorum arkadaşlar. Arzu edersen bu alanlara ortamdan farklı görseller ekleyip bu alanlarla içinde düzenlemeler yapabilirim. Buradaki görselleri de muhtemelen burada sürükle bırak da sorunsuz bir şekilde editleyip düzenleyebilirim. Bu arayüz henüz çok alışık olduğum bir arayüz değil ama kullanması zor da değil. Bu alanları da rahatlıkla kullanabileceğimi görüyorum. Geri alarak bu eklediğim UI kit'i de buradan kaldırıyorum. Design Library'den tekrardan istersem, arzu edersem buradaki alanları seçip içe aktarabilirim. Servislerle alakalı da içe aktarabileceğim bir başka bölüm mevcut. Bakın bu biraz daha hoş gözüküyor. Tıkladığımda bu alanda sorunsuz bir şekilde tema içe aktarıyor. Burada da gölgelerle alakalı çeşitli seçenekler, ayarlar mevcut. Bunların her birini düzenleyip yapabilirim. Border'larla alakalı düzenleme yapabilirim. Ben kenara bir çerçeve ekledim. Bunların her birini kurcalaya kurcalaya zamanla sizler de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte blok sistemasının ücretsiz sunumuyla sıfırdan bir internet sitesi yaptık. Ben bugün bu videoda web tasarım ajansının arayüzünü içe aktardım. Siz farklı bir arayüzü içe aktararak da blok sistemasıyla sıfırdan güzel internet siteleri yapabilirsiniz. Blok sisteması hoşuma gitti. Mükemmel mi değil. Belki kadens teması kadar ilk görünümde beni etkilemedi. Ama gerçekten güzel seçenekler, güzel özellikleri ücretsiz olarak sunuyor. Bir tema yapacağınız zaman, bir site yapacağınız zaman arayüzleri hoşunuza giderse bu temayı da değerlendirmenizde fayda var. Hızlı tarafını da bir inceleyip videomuzun sonuna gelelim. Yine gördüğünüz gibi WordPress'in bloklarını kullandığı için hız tarafında bir sıkıntı çıkartacağını zannetmiyorum. Hemen PageSpeed sayfasına geliyorum ve linkimi yapıştırarak hız testiyle beraber sitenin bir kullanıcı deneyimini de elden geçiriyorum. Nasıl bir hız deneyimi sunduğunu incelemeye başlıyorum arkadaşlar. Bakalım Bloxy hızla alakalı neler çıkartacak bize. Şu an incelemem devam ediyor. Mobilde 88 çok güzel bir deneyim. Resimlerle alakalı birkaç uyarı var ki bunlarla alakalı hiçbir optimizasyon yapmadım. Masa üstünde de 99'luk çok iyi bir seçenek, çok iyi bir hız performansı bize sunuyor. Bu videoda sizlerle birlikte WordPress'in ücretsiz, popüler, güzel temalarından, son zamanlarda meşhur iyi temalarından blok sistemasını inceledik. Ve blok sistemasıyla sıfırdan bir internet sitesi nasıl yapılır adım adım size göstermeye çalıştık. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek, ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınıza paylaşarak, henüz abone değilseniz, arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.